Herkese merhabalar. Ben Taha Akgün. ABK Teknik'te uygulama mühendisi olarak çalışıyorum. Bu videomuzda sizlere 3D Experience'deki kullanıcı gruplarından bahsedeceğim. 3D Experience platformunda kullanıcı grupları oluşturarak rol atama, kontrol panellerini paylaşma, dosya paylaşma ve daha pek çok işlem sırasında zamandan tasarruf edilebilir. Bu uygulamaya ulaşmak için pusulaya tıklayıp arama kısmına uygulamanın adını yazmalıyım. Uygulamayı kontrol paneline sürükleyebildiğim gibi direkt olarak da çalıştırabilirim. Uygulamayı çalıştırdığımda yeni grup eklemek için grup oluştur simgesini tıklamalıyım. Grup oluştur ekranındayken grup adını belirleyebiliyorum. Açıklama ekleyebiliyorum ve bu özel grup ile üyeleri paylaş seçeneğini aktif ederek grubu ve üyelerini görüntüleyebilecek kişileri seçebiliyorum. Oluştura tıkladığımda yeni grup oluşturmuş olurum. Gruba üye eklemek istediğimde üye ekle simgesine tıklayıp grup üyesi satırına 3D Experience platformundaki kullanıcılarımı ekleyebilirim. Oluşturduğum grubun görünürlüğünü değiştirmek için sağ üstteki özellikleri düzenle simgesine tıklayıp görünürlüğü public yani genel olarak değiştirerek grubun görünürlüğünü herkese açabilirim. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, görünürlük olarak public'i seçersem bunu bir daha private'a çeviremem. Silme simgelerine tıkladığımda oluşturduğum kullanıcı grubunu ya da grup üyesini ayrı ayrı silebiliyorum. Kullanıcı gruplarının temel amacı 3D Experience platformunda yetki verme ya da atama yaparken üyeleri tek tek tanımlama yerine üyelerden oluşan grup oluşturarak toplu atamayı kolaylaştırmaktır. Eğer platformda adminsem, rolleri tek tek kullanıcılara atamak yerine bir gruba atama yapabiliyorum. Yine aynı şekilde bir kontrol panelini bir grupla paylaşabiliyorum. Belirttiğim kullanım alanları kullanıcı gruplarının en sık kullanıldığı alanlardır. Kullanıcı gruplarını üye tanımlanabilen tüm yerlerde kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.